Merhaba, yeni bir Artı Doğu programıyla karşınızdayız. Gündemimiz yine yoğun ve ağırlıklı Orta Doğu'yu konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Amerika'dan gazeteci arkadaşımız Mutlu Çiviroğlu Skype üzerinden bizimle olacak. Stüdyomuzda da Günay Aslan. Günay Aslan da gazeteci yazar arkadaşımız. Hoş geldiniz Günay Bey. Hoş buldum, teşekkür ederim. Mutlu Bey de sanırım yayında. O da hoş geldi. Diyelim. Peki biz stüdyoya dönelim. Kendisi hazır olduğunda hemen bağlanırız ona. Doğrusu Suriye ve Rojava'da son bir hafta tekrar yeniden tartışmalar başladı Güney Hocam. Türkiye ve ABD Dışişleri Bakanları'nın görüşmesi üzerine yarın yapacakları görüşme öncesinde Türkiye'de Dışişleri Bakanı tutup Minbic'in alınacağına dair, Minbic'in bir şekilde teslim alınacağına dair şeyler söyledi ama bu arada Esad'ın da Rusya'ya açıklaması yansıdı. Esad da havuç sopa politikası güttü deyim yerindeyse. Yani biz onlarla görüşmeye ve müzakere etmeye hazırız ama bunu yapmazlarsa onları zor kullanarak da Kuzey Suriye'den temizlemeye niyetliyiz gibisinden bir ifade yaptı. Epeyce tartışıldı ama belki ayrıntılarını program içerisinde konuşuruz. Bu önce Esad'dan başlamakta yarar var. Esad'ın açıklaması sizce ne anlama geliyor? Yani şimdiye kadar çok farklı bir noktadaydı, farklı bir yerdeydi gibi bir pozisyon sergiliyordu ama birden böyle havuç sopaya girmesini nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani, koşullar bir parça lehine değişince aslında rücu etti demek lazım. Esad, Rojava'da dahil Suriye'nin büyük bir bölümünde iddiasını kaybetmişti. Rojava'nın savunması konusunda bir devlet olarak üzerine düşen herhangi bir sorumluluğu yerine getirmeden geri çekilmişti. Orada DAEŞ karanlığına karşı, gerici güçlere karşı Kürtler kendi kanlarıyla, canlarıyla, kendi emekleriyle, kendi çocuklarının canları pahasına bir direniş sergilediler ve bir sistem oluşturdular. Her ne kadar bir anayasal zemine kavuşmamış olsa da, uluslararası bir güvenceye kavuşmamış olsa da aradan geçen bir 6 yıllık süreçte Kürtler, Rojava Kürtleri iyi kötü bir dinamik sahibi oldular. Bir birikim sahibi oldular. Askeri, siyasi, kültürel, kendi toprakları üzerinde kendi egemenliklerini sağlayacak duruma geldiler. Ama şimdi dengeler Esad'ın lehine değişti. Rusya'nın sahaya inmesiyle ve aktif desteğiyle birlikte bölgede yeni çok boyutlu bir düzenleme var. Suriye'nin parselasyonunda yeni bir aşamaya geçiliyor. Amerika üzerindeki çekilme baskısı çok artıyor. Zaten hem Trump'ın şeyi var, bir taahhüdü var. Hem Amerika'nın içinden hem dışarıdan Trump'ın Suriye'den çekilmesi konusunda yoğun bir baskı var. İran konusunda İsrail ile Rusya arasında bir uzlaşma zemini olabileceğine dair işaretler var. İsrail ile İran arasında bir trafik var. Bütün bunlar Esad'lı bir Suriye'yi kısa vadede mümkün kılabilen gelişmeler. Esad buradan hareketle, biraz da Rusya'nın iteklemesiyle Rusya-Türkiye yakınlaşmasının da payı var mı? Yani mutlaka vardır. Rusya-Türkiye üzerinden yeni bir senaryodan söz ediliyor. Yani Rusya'nın Türkiye ile anlaşıp bazı bölgelerin Esad'a verilmesi, bunun karşılığında Türkiye'nin yayılmacı politikayı sürdürüp Rojava'nın bazı bölümlerini, Minbic başta olmak üzere bazı bölümlerini ele geçirmeye dönük bir yaklaşımdan söz edilir. Ve bunun deyim yerinde ise rüşveti olarak da Esad'ın Kürtlerin üzerine yürümesine de çok da ses çıkarmayacağına dönük bir iddia daha dile getiriliyor. Çünkü Rusya ABD karşılığını böyle yaşama geçirmek istiyor diye bir yaklaşım da var. Bir oyun planı var. Bu oyun planında Amerika ile rekabetinde etkisi var. Türkiye'nin Rusya ile içine girmiş olduğu ilişkilerin de etkisi var. Ama esas olarak bölge ülkeleri İran ve Türkiye Kürtlere karşı Esad'la ittifak halindeler. İran'ın resmi bir açık, aleni bir koruyuculuğu var, desteği var. Türkiye'de özellikle Rus uçağının düşürülmesi arkasından yaşanan gelişmelerden sonra Rusya ile yeni ilişkiler kurduktan sonra Elbap'la başlayan Cezire bölgesi, Cerablus'la devam eden operasyonlarla birlikte
Esad'ı Kürtlere karşı destekleyen, teşvik eden, itekleyen bir pozisyona geldi. Bunların hepsi belirleyici. Temel amaç bölgesel gericiliğin arkasında Rusya'nın olduğu bölgesel gericiliğin temel amacı Kürtleri Orta Doğu'da statüsüz, geleceksiz bırakmak. Bütün bunlar bir faktör. Esad bu oyuna düşerse ne olur? Esad'ın, şimdi Kürtler Esad'la ortak bir çözüm arıyor. Kürtler Suriye'nin birliği, siyasal bütünlüğü içerisinde bir çözüm arıyorlar. Bunu deklare ettiler, uzlaşmaya da açıklar. Peki bu. O deklareye de ayrıca gelelim. Çünkü o da başlı başla işlememiz gereken bir başlık gibi geliyor bana. Yani Kürtlerin ne yapacağı ya da daha geniş anlamda. Bir dönelim Amerika'ya. Tabii. Mutlu Çiviroğlu hazır hattımızın üzerinde. Siz de hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Stüdyoya sesli almamız mümkün mü Mutlu'nun? Beni duyabiliyor mu Mutlu? Evet, ben duyabiliyorum sizi. Ha, siz beni duyuyorsunuz ama sesli stüdyoya gelmiyor. Arkadaşlar onu yapıncaya kadar ben sorumu da sorayım o zaman. Şimdi özellikle programa başlarken de Günay Aslan'a sordum. Esad'ın son açıklamasından başladık. Yani Kürtlere dönük ya da Kuzey Suriye Kürtler ve birlikte hareket ettikleri tüm bileşenlere dönük bir havuç sopa politikası esas koştu. Yani biz müzakereye de hazırız ama bunu yapmazlarsa o bölgeden zor kullanarak da onları çıkarmayı biliriz dediler. Burada Rusya'nın payı nedir? Rusya'nın verdiği güvence nedir? Çünkü Rusya ile Kürtler arasındaki ilişkilerin de bozuk olduğuna dair iddialar var. İkincisi, böylesi bir yaklaşım sonrasında Suriye'de nasıl bir dengeyle karşı karşıya kalmamız mümkün? Özellikle bu boyutuyla bakarsak Esad'ın açıklaması ne anlama geliyor? Yani işin özeti. Bence Esad'ın açıklamasını, yani Esad açıklama yaptığında iki güce bakmak lazım. Birisi Rusya, birisi İran. Bu son açıklamayı da Rusya ile bağlantılı okumak gerektiği düşüncesindeyim. Esad şu anda kendisini güçlü hissediyor. Hem hemen hemen bütün cihatçı gruplar temizlendi, marjinalize edildi, kontrol edilebilir alanlar çekildi. Yani geriye kalan YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye güçleri. Suriye rejimi ile Kürtler arasında bir çatışma da ezelden beri bilinen, beklenen bir durum. Yani öyle bir şey beklenen, bizim yeni bir durum değil. Çünkü Suriye rejiminin şu an itibariyle 6 yıllık savaştan bir şeyler ders çıkardığı, ülkeyi çok kültürlü, yerele güç veren, yani federatif ya da yerelin güçlendiği bir yapıya da döndüğüne dair imareler de yok. O nedenle baktığımızda savaş öncesi durumda ise Esad rejimi aynı durumda duruyor. Bu son açıklamaları da biraz öyle okumak lazım. Yani o er geç beklenen fırtınanın yavaş yavaş ortaya çıkması. Zaten Şam hükümeti yani belli aralıklarla o gerginliği tırmandırıp yeniden sakinleştiriyor. Geçmiş yıllarda hatırlarız, geçen sene, daha önceki sene Kamışlo'da, Haseke'de buna benzer durumlar çıkmıştı. Şu an itibariyle dediğim gibi Esad rejimi kendisini çok güçlü hissediyor. Kürtleri ise özellikle Afrin'deki durumdan dolayı zayıf görüyor. Rusya'nın öyle bir politikası var. Rusya Kürtlere bir ders verme amacındaydı ve bunda da bir nebze başarılı oldu. Afrin'i Türkiye'ye bırakarak Kürtlere ve de dolaylı olarak Amerika'ya bir ders verme amacındaydı. Ve bu gelinen noktada bu dersi verdiğine inanıyor Rus yönetimi. O nedenle Kürtler üzerindeki baskıyı daha da arttırmak için Esad'ın bu son açıklamaları, Esad'ın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın bu açıklamalarını görüyoruz. Yani Kürtler üzerindeki baskıyı arttırmak. Rusya'nın Kürt karşıtlığını nasıl değerlendirmek gerekir? Yani Salt ABD ile olan ilişkiler üzerinden mi ortaya çıkan bir Kürt karşıtlığından söz ediyoruz? Yoksa Esad'la olan çıkarları uzun vadede onu böyle bir noktaya mı itti? Ya da ne bileyim, Türkiye'yi ABD'den uzaklaştırıp onun üzerinden mi bir Orta Doğu geleceği kurmak istiyor? Suriye sahnesinde baş aktör ne yazık ki Rusya. Baştan beri böyle. Ve Rusya'nın belirleyici rolü görülüyor. Bunda Amerikan yönetiminin, yeni Trump yönetiminin dış siyasette belirsizliği, bir türlü dış siyasete oturamamasının da büyük etkisi var. Özellikle Sayın Trump'ın geçen ay Suriye'den çekileceğiz açıklaması hem Rusya'ya daha da alan açtı. Hem rejimi, Suriye rejimini ve İran'ı güçlendirdi.
hem Türkiye'ye cesaret verdi. Yani böyle bir genel olarak baktığımızda Amerika'daki dış siyasetin olmayışı, Amerika'nın, Amerikan yönetiminin işte yaşadığı sorunlar, Trump'ın yaşadığı zorluklar, o nedenle bir türlü dış siyaset oluşturabilmiş değil. Yani Amerika'nın hükümetinin dış siyasetine baktığınızda dış siyasetin ne olduğunu kimse bilmiyor ne olduğunu. Yani Kuzey Kore'de, Kuzey Kore olayında bile bir gün görüyoruz açıklama, işte bu iş bitti. Bir gün sonra tekrar olabilir. Bu biraz da Sayın Trump'ın siyasi geçmişinin olmayışından dolayı. Peki yani sadece şunu çok da sorayım. Bu Pentagon'la özellikle Dışişleri Bakanlığı arasında, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı arasında farklı bakış açılarının olması şeklinde mi yorumlamak gerekir dış siyasetin olmamasını, yoksa Trump'ın bunda payı ne? Öncelikle şunu belirteyim. Yani Amerikan, sizin de dediğiniz gibi Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı iki ayrı bakış açısı. Özellikle Suriye ekseninde Obama zamanında Dışişleri Bakanlığı ve CIA'nin bütün programları başarısızlıkla sonuçlandı. Gönderilen yardımı, para yardımı, lojistik destek sonunda Nusra, Daesh gibi gruplara ulaştı. Yani onların elinde bitiverdi. O nedenle Obama bu Suriye dosyasını Pentagon'a havale etti. Pentagon ise önce Kobani'de başlayarak YPG'li bir ilişki geliştirdi. Haseke'de, El Hol, Tılbarak, daha sonra Grespi, Talabiyat, yani Tabka, Münbiç çok önemli başarılar elde etti. Pentagon ve YPG'nin başını çektiği demokratik Suriye güçleri. O nedenle Suriye dosyası Pentagon'un elindeydi. Ve bu dosya da çok da başarılı ilerlemekteydi son zamanlara kadar. Ama Dışişleri Bakanlığı ise geleneksel olarak daha statikocu, daha devletleri kendisine referans alan bir yönetim bakış açısı var. Ve içinde de kadroları, bürokratları, diplomatları genelde Türkiye, İran, yani devletlerin bakış açısıyla bakan, yeni devlet olmayan aktörlere pek sıcak bakmayan yapılar. O nedenle biraz bu iki gücün çekişmesi demek hiç yanlışlıca olmaz. Sizin bu gözleminiz tabii ki doğru. Ama bunda hakem olabilecek, böyle durumlarda karar verebilecek Beyaz Saray'da da bu sıkıntı yaşanıyor. Bu da belirttiğimiz gibi, yani Başkan Trump'ın iç adamı kökeninden, geçmişinden geliyor. Çünkü Amerika'da başkanlara baktığımızda bir şekilde ya vali, bir eyalet valisi, ya senatör, ya daha önce başkan yardımcılığı yapmış, yani bir şekilde siyasetten gelen, kamuoyunun tanıdığı insanlar. Mesela Obama senatör olarak başlamıştı. Chicago, Illinois senatörüydü. Yani insanlar iyi kötü bir bilgi sahibi başkan olana kadar, ama Trump'ta kapalı kutu. Kestirmek çok güç. Ne bir sonraki adımın ne olacağını göstermek çok güç. Yani mantıken Pentagon'un şu güne kadar elde ettiği başarıları, YPG ile elde ettiği başarılara bakıldığında Suriye siyasetinin kesinlikle devam etmesi gerektiğini düşünüyor insan mantıken. Ama öte yandan işte bu bahsettiğimiz durumdan dolayı Trump'ın çok kestirmesi çok güç adımlarından dolayı bir belirsizlik var ortada. Ama Amerika'daki güçler bakıldığında Pentagon'la Dışişleri Bakanlığı arasında bir keskin ayrışmanın olduğu bariz. Evet. Dışişleri Bakanlığı son dönemlerde biraz Pentagon'un önünü kesmek için daha biraz çabada sarf ettiği de burada dillendiriliyordu. Ama yani bu var. Bu biraz bu devam eden bir durum. Yani yeni bir şey de değil aslında. Biraz peki, Amerika'da bilenler, yaşayanlar. Diğer tartışacağız. Ben bir stüdyoya döneyim tekrar. Güney Aslan'la konuşalım. İşin aslında Esad boyutunu konuştuk bir şekliyle, ama bir de işin KSD boyutunu, Suriye Demokratik Güçleri boyutta bakalım diye düşünüyorum. Yani KSD hemen akabinde bir açıklama yaptı ve şiddetsiz çözümden yana olduğunu söyledi. Bunun için müzakereye açık olduğunu da söyledi. Farklı iddialar da var tabii. Bir müzakere heyetinin oluşturulduğu, aralarında ciddi görüşmelerin olduğu şeklinde. Böylesi bir süreç nasıl işler? Ciddi anlamda Suriye ile Esad rejimiyle Suriye Demokratik Güçleri ve diğer bileşenler, Rojava'da ve Kuzey Suriye'deki diğer bileşenler arasında bir müzakere süreci işleyip çözüme doğru gidebilir mi tüm bu dengeler içerisinde? Şimdi önce şunu görmemiz lazım. Suriye'deki yapılanma Esad'ın iradesiyle olabilecek bir durum değil. Esad Suriye'nin geleceği konusunda temel bir irade değil.
Suriye'deki yapılanma çoklu bir yapılanma olmak zorundadır. Çok bileşenli bir soru. Zaten Orta Doğu sorununun çok bileşeni var. Çok aktörü var. Kürt ve Kürdistan meselesinin çok bileşeni. Çok aktörü var. Dolayısıyla Esad kendi başına kasedeyle herhangi bir çözüm bulamaz. Belki kasedeye ve Esad'a kalsa ortak bir çözüm bulmaları söz konusu olabilir. Kasedenin, Suriye'de PYD'nin, Suriye Kürtlerinin, Rojava'nın demokratik barışçıl bir çözüm için hazır olduğunu biliyoruz ve o konudaki deklarasyonlarında olumlu bir etki yaptığını da biliyoruz. Fakat Esad bunlarla masaya oturduğu zaman müdahale eden güçler olacak. İran, Türkiye, Rusya. Yani çünkü Kürtlerle uzlaşmış bir Esad'a da çok fazla şey verilmiyor, yeri verilmiyor. O zaman Suriye'nin geleceğinde Kasede-Esad müzakeresinde ya da Kasede-Esad çatışmasında belirleyici olan Rusya-Amerika ekseninde İran, altta İran, İsrail, Suudiler, Türkiye olacak. Yani bölgesel güçlerle küresel güçler arasındaki rekabet çatışması Suriye'nin geleceğinde, Rojava Kürtlerinin geleceğinde iç içe geçmiş durumda. Buradan ne çıkabileceğini ancak biz bu büyük güçlerin, bu büyük yapılanmanın, bu çoklu yapılanmanın nereye doğru evrileceğine bakarak bir sonuç çıkarabiliriz. Eğer İran-İsrail meselesinde İngiltere'nin arabuluculuğuyla bir çatışmasız bir çözüm söz konusu olabilirse, İran gerçekten Güney Suriye'den çekilebilirse ki karşılığında Rusya, Amerika'nın çekilmesi karşılığında İran'ın çekilmesi aslında taahhüt. Aslında Esad o konuda açık söyledi. Evet, yani Rusya'da taahhüt ediyor. Hayır, ayrıca şunu da söyledi. Evet. İran burada ve Suriye devletinin korunmasında bize yardımcı oldu. Evet. Ama mesela şey sınırlarından, Güney sınırlarından, Tanaf bölgesinden çekilmesi konusunda hem İran'ın taahhütleri var, hem Esad'ın, hem Rusya'nın taahhütleri var. Buna karşılık Amerika'nın o bölgeden çıkması isteniyor. Şimdi o bölgede Amerika ile beraber Arap milisler ve Sudiler de var. Onların da Suriye'nin geleceği konusunda Araplar üzerinden de yürüttükleri bir federal Arap bölgesi çalışması da var. Yani bütün bunlar bölgesel denklem kurulduğu zaman netleşecek şeyler. Şunu söylemek lazım. Kasede'nin barışçıl, demokratik müzakereyle çözüm talebi yerindedir, doğrudur. Biz Esad'ın buna olumlu bir yanıt vermesini, en azından Kürtlere yönelik bir saldırıdan, İran'ın kışkırtmasıyla, Türkiye'nin kışkırtmasıyla, Rusya'nın kışkırtmasıyla Kürtlere yönelik bir çatışmadan kaçınması gerekir. Çünkü bunun Esad'a sağlayacağı hiçbir artı şey yok. Katkı yok. Ama zor bir denklemden söz ediyoruz. Çok doğrusu. Çok karmaşık. Yani şimdi kendi başına hareket edemeyen bir Esad'ın verdiği sözün bir kıymeti yok. Maalesef. Onunla müzakere geliştirmek isteyen Kürtlerin sonuç alabilmesi için Esad'ın önce iktidar olması lazım ama diğer güçlerin hiçbiri Kürtlerle müzakereye ya da Suriye'nin kuzeyindeki güçlerle müzakereye sıcak bakmıyor. Şimdi şuna bakmak lazım. Yani Esad üzerinden Kürtlerden ne istiyor? Rusya ne istiyor? Türkiye ne istiyor? İran ne istiyor? Aynı şekilde Esad'la çok yoğun bir müzakere içerisinde olan İsrail de var. İsrail de Esad'dan Kürtler konusunda bir takım talepleri de bulunuyor. Yani İsrail'le Türkiye'nin, İran'ın Esad üzerindeki Kürtler rekabeti de devam ediyor. İsrail aslında başından beri Esad'ın gitmesini istemedi. Çünkü onun yerine geleceklerin tümünün yeni bir cihatçı yapılanma ve başına iş açabilecek örgütler olduğunu biliyordu. Amerika bölgeden çekilme konusunda ciddi bir tavır sergiledikçe İran'ın, Rusya'nın, Türkiye'nin Suriye'deki inisiyatifi güçlendikçe bunun Suriye'nin geleceğinde, Kürtlerin geleceğinde olumsuz etkileri olabileceğini görmemiz lazım. Suriye bir an önce Cenevre Barış Görüşmeleri'nde bütün Suriye halklarının katılacağı bir yeni anayasal düzene kavuşturması lazım. Fakat dediğim gibi Suriye üzerindeki bölgesel ve küresel rekabet pek de istikrara, bir uzlaşıya izin vermiyor. Peki bir Mutlu Çiviroğlu'na soralım. Doğrusu karmaşık bir konudan söz ediyoruz ama biraz da izleyici açısından, anlaşılır olması açısından sormak istiyorum doğrusu. Kasede'nin biz müzakereye açığız demesi, Esad da sorunu müzakere edip çözme konusunda bazı adımların atıldığına dönük iddialar da var. Henüz doğrulatamadığımız şeyler, bilmiyorum. Sen de orayla sık görüşen gazetecilerden birisin. Ne kadar buydu doğrulayabilirsin. Ama diğer taraftan da ABD ile birlikte, ABD'li güçlerle ya da uluslararası koalisyonla birlikte hala Irak'ta ciddi, Suriye'de ciddi askeri operasyonlar yapan bir kasede. Bu karmaşık yapı içerisinde Kasede'nin açıklaması, müzakere isteği ne anlama geliyor? ABD buna nasıl bakar?
açıklama yeni değil. Hem yani YPG'nin, Demokratik Suriye Güçleri'nin, özel yönetimin, Kuzey Suriye Federasyonu'nun yani sürekli yaptığı çağrılar bunlar. Yani Şam'la görüşme, Esad rejimiyle görüşme, sonuçta bugün gelinen durumuna bakıldığında Esad halen bu yani Suriye'nin devlet başkanı. Oradaki yönetim meşru yönetim. O yüzden yani Kürtler için yeni bir durum değil. Kürtler ve kendi beraber hareket ettiği gruplar için bu baştan beri söyledikleri bir durum. Ve zaten görüşmeler de her zaman var oldu. Hiçbir zaman kesilmedi. Yani bazen direkt Kürtlerle yönetim, bazen Rusya'nın aracılığıyla o görüşmeler hep sürdü. Zaten bugün yani birkaç gün önce, iki gün önce gelen bir heyet de var. Yani izleyeceğinizi biliyor sanırım. Bir heyet şu anda yani Kamışlı'da. Ama yani burada şunu ben vurgulamak istiyorum. Yani ben yani Suriye'yi, Rojava'yı çok yakın takip ediyorum gazeteci olarak. Heyeti açmanız için soruyorum. Bu tür görüşmeler Suriye'nin kuzeyinde ve Rojava'daki müzakereye başlangıç aşamasında değerlendirilebilir mi? Yoksa geçmişte de yaşandığı gibi bazı lokal sorunları çözmeye dönük adımlar mı? Ya ben müzakereye başladığı olarak algılamıyorum. Niye derseniz heyetin görüştüğü ilk kişi Hamide Hacı Derviş. Yani orada bir yönetim var. Orada 4-5 yıldan beri bir yönetim var. Hı hı. Vatandaşların sorunlarını el atan, orada itikadı sağlayan hem siyasi hem askeri açıdan bir yönetim var. Ama heyetin görüştüğü kişi Hamide Hacı Derviş. Hamide Hacı Derviş izleyicileriniz açısından yani Kürt siyasetinde bilinen bir isim. Evet, ama Suriye Kürt İlerici Demokrat Partisi'nin genel başkanı. Evet, zikzaklı duruşu da çok bilinen. Yani bir ara başlangıçta işte, Tevdem'le yer aldı, birlikte yer aldı. Sonra NKS ile geçip çok sert açıklamada bulundu. Şu anda üçüncü bir oluşum olarak bulunuyorlar kendi Helgurt'un dedikleri oluşumları. Yani o nedenle heyetin gidip görüştüğü merci önemli. Bu oradaki demokratik özellik ya da Kuzey Suriye Federasyonu değil. O nedenle tabii ki muhtemelen bugün ya da yarın programlarında onlar da olacak ama burada bir mesaj var. Yani burada da mesaj benim algıladığım yani rejimin Kürtleri temsil eden, Kürtleri siyasi ve askeri olarak hazırlayan, bir sürü bu ekstrem cihatçı gruplardan koruyan, işte uluslararası toplumu IŞİD gibi bir tehlikelerden koruyan yapıyla değil, daha ortada olan ve yani Hamide Hacı Derviş kişiliğindeki birisiyle başlaması bu bir mesaj olarak görüyorum. Bu niye? Yani bu rejimin hiç değişmediğini. Sonuçta eğer müzakere istiyorsanız müzakereyi güçlendirmeniz lazım. Müzakereyi cesaretlendirmeniz lazım. Sizin de belirttiğiniz gibi havuç sopa olayına gerek yok. Çünkü Kürtler baştan beri hiçbir zaman Suriye'den ayrılmak istemediler. Rejimin en zayıf olduğu, kendilerinin en güçlü olduğu dönemde bile birleşik, federatif, merkezi olmayan bir Suriye'yi istediler. Bunun için çalıştılar. O nedenle Kürtlerin sopaya ihtiyacı yok. Kürtler Suriye'nin en büyük etnik azınlığı. Onlarca sene en basit haklardan mahrum bırakılmış toplumu, yapısı. O nedenle Kürtlerin bu fedakarlığını görüp, Kürtlerin Suriye'nin bütünlüğünü koyup, yani yeri geldiği Kürtler NKS'den çok büyük eleştiriye maruz kaldılar Tevdem grubu. Neden ayrılıkçı değilsiniz, neden Suriye'nin bütünlüğünü koruyorsunuz diye. Yani böyle eleştirilere de maruz kaldılar. O nedenle sopa siyasetine gerek yok. 6 yıldan sonra, 7 yıldan sonra on binlerce insan ölmüş, milyonlarca insan yerini yurdunu terk etmiş. Burada istenilen rejimin biraz daha hatalarından ders çıkarıp Suriye'nin çok kültürlü, çok dilli, çok dinli yapısına saygı gösterip Kürtler ve Kürtlerin beraber ettiği gruplarla bu temelde yaklaşması. Ama bunu görmüyoruz. Çünkü yani amaç benim gördüğüm amaç müzakere değil. Amaç Kürtlerin bu rejime göre zayıf durumundan istifade etmek, Kürtleri daha da sıkıştırmak. İşte Afrin olayından sonra Rusya'nın siyaseti işliyor kendi açısından. Yani Kürtlere büyük bir moral bozukluğu yarattı. Şu anda Tel Rifat'ta yani Afrin'deki ana kitlenin kendisini attığı yani saldırılardan kendisini korumak için bıraktığı Şafa bölgesinde de Suriye rejimin, Rusya'nın bir takım oyunları, bir takım planları olduğu bilgisini alıyorum ben oradaki kaynaklarda. Yani orayı, Türkiye'yi oraya getirme, insanları bir kez daha göçertme. Yani böyle bir durum da var. O yüzden
yani Rusya'nın düşüncesi önemli. Peki, demin başta da söyledik Rusya ve İran diye. Ama şu dönemde Rusya'nın siyaseti, Rusya ve İran'ı çünkü farklı düşün, farklı çelişmekler var ya. Rusya'nın durumu Kürtlere, yani daha da Kürtlere zor durumda bırakmak. Çünkü Rusya'nın hem Deresor petrollerinde bir gözü vardı. Hem de işte Kürtleri rejime mecbur bırakmak. Onlara başarılı da oldu. Ama Amerika'ya da bir ders vermek. Amerika'nın demin bahsettiğimiz çekileceğiz açıklamalarından cesaretle. Yani biraz Rusya'yı okumak lazım. Rusya ekonomik olarak, askeri olarak Türkiye'den çok büyük kazanımlar elde etti. Türkiye'nin Kürt fabrisini kullanarak. Yani bu açıdan bakıldığında bu görüşmelerin arkasında Rusya olduğunu görerek biraz ben iyimser değilim. Neden iyilerim? Çünkü bu ortada Rusya'nın Kürtlere yarattığı tahribata, yarattığı bu zor dönemeçte bundan dediğiniz son verilen dair bir belirti görmüyorum. O nedenle bu biraz iyimser olmadığını söylüyorum. Dediğiniz bir yer önemli. Orayı da belki bilahare konuşmak lazım. Suriye'nin, daha doğrusu Rusya'nın Tilrifat meselesi, ama ondan önce bir Amerika ile ilgili Günay Aslan'dan sormak istiyorum. ABD'de aslında Esad'ın hemen açıklamasından sonra bir açıklama yaptı ve çok açık bir şekilde direkt Suriye rejimini de kastetmeden bize ve güçlerimize, ittifak ettiğimiz güçlere kimden gelirse gelsin dedi. Bilmiyorum, ben o açıklamayı biraz da geniş algıladım. Yani Salt Esad'a dönük değil, sanki kısmen Türkiye ve İran'a da dönük bir mesaj şeklinde. Belki çok daha geniş düşürürsek Rusya'ya da dönük bir biçimde bir yaklaşım sergiledi. Tabii yine askerler üzerinden gelen bir şey. Dışlarından gelen bilgiler ise çok daha farklı. Onlar belki yarından sonra daha somut konuşulacak, ama ABD'nin özellikle askerler, Pentagon, Savunma Bakanlığı üzerinden gelen bu açıklaması nasıl bir etki yaratır, nasıl değerlendirmek gerekir? Bu saydığınız güçlerin içinde o açıklamada Kürtlere de bir mesaj var. Bu da Amerika'nın tavrında bir değişim olabileceğine işaret ediyor. Şöyle açıklama. Kürtlere mesajı nasıl yorumlamak gerekir? Yani onlarla şöyle, müzakere etmeyin anlamında mı? Şöyle bir belirleme vardı açıklamada. Siz de mutlaka okumuşsunuzdur. Diyor ki Amerikan yetkilileri, biz Suriye'deki iç savaşa taraf olmayacağız. Şimdi Kürtlerle, KSD ile Kürtlerle Esad arasındaki savaşı bir iç savaş olarak algılıyor. Arkasından devam ediyor. Yani aynen Afrin'deki gibi, biz işte Afrin bizi ilgilendirmez dediler. Şimdi de işte Suriye'deki iç savaşa taraf olmayacağız Amerika olarak. Ancak terörle mücadelede yürüttüğümüz bir proje var. Bu projede ortaklarımız var ve bu alanlardayız. Birlikte çalışıyoruz. Bu alanlara yönelik herhangi bir, bu alanların da başında Suriye'nin aslında güneyi geliyor. Pek kuzey kastedilmediği anlaşıldı orada. Tanap bölgesi geliyor. Herhangi bir saldırı olursa bu da iyi bir şey olmaz. Bu sonuçlara ağır olur anlamında. Biraz da tehdit içeren bir bölüm var. Şimdi yarın bir görüşme var. Bu yarınki görüşme önemli, ama onun öncesinde zaten biliyoruz. Geçen hafta yine Ankara'da heyetler düzeyinde görüşmeler yapıldı. Türkiye ile Amerika arasında da askeri ve diplomatik görüşmeler hiç hız kesmeden devam ediyor. Bildiğimiz bilmediğimiz bir sürü görüşmelerin olduğu anlaşılıyor. Ama şimdi Kürdistan meselesi, Rojava meselesi Türkiye ile Amerika arasındaki sorunlardan sadece bir tanesidir. NATO ile ilişkiler, Rusya ile ilişkiler, S-104'ler, Kıbrıs meselesi, Akdeniz, Raip Aranson meselesi, enerji meselesi, yani İran meselesi, İsrail'in güvenliği meselesi, birçok konuda Türkiye ile Amerika arasında bir politik çatışma var. Artık eskiden politikalar örtüşüyordu, ama şimdi örtüşmüyor. Şimdi çatışıyor. Türkiye bir parça da Amerika ile bir pay savaşı veriyor. İşte Akdeniz'de fazla pay istiyor, Kıbrıs'ta kendi çözümünü istiyor, Suriye'de daha fazla pay istiyor, Orta Doğu'da fazla görev istiyor, yeni misyonlarını ona göre şekillendiriyor filan. Yani Amerika ile Türkiye bu konu başlıklarına baktığımız zaman en rahat Kürt meselesinde uzlaşabilirler diye düşünüyorum. Kürtler zaten Afrin olayında da gördük. Yani kimse stratejik olarak bir bakış açısına sahip değil. Kendi çıkarları söz konusu olduğu zaman pekala manevra yapabilirler. Yani yarın Amerika'dan bir uzlaşma mesajı geldiği zaman çok şaşırtıcı olmaz.
Ama Türkiye ile Amerika arasındaki sorunlar çözülür mü? Hayır, çözülmez. Kısa erimde böyle bir şey beklemiyoruz. Bu sorunlar derinleşebilir. Ya ABD'nin açıklamasını düşündüğümüzde bu bir anlamda Türkiye'yi Rusya'dan koparıp yanında daimi olarak tutma şeklinde mi yorumlanmalı? Yoksa... Şimdi dediğim gibi birçok konu başlığında gerginlik var. Bu konuların çoğu da kriz üretiyor. Kürt meselesinde bir yumuşama yaşanırsa, Amerika Türkiye'nin Kürt meselesindeki beklentilerini kısmen, işte Memiç'te olduğu gibi ya da Güney Kürdistan'da olduğu gibi kısmen karşılarsa, bir yumuşama olursa diğer alanlara sirayet eder mi diye bakacağız, bekleyeceğiz. Onlar da onu bekleyebilirler. Ama diğer alanlarda Türkiye mesela Rusya meselesinde, NATO meselesinde, İsrail, İran meselelerinde Amerika ile bir dalga boyu yakalarsa, bu Kürt meselesi en rahat çözülebilecek bir meseledir. Yakalamasa Kürt meselesindeki Amerika'nın tutumu da devam edebilir. Yani Amerika Türkiye'yi Memiç konusunda zorlayabilir. Ama Amerika'nın şu anda Rusya ile, özellikle İsrail ile anlaşma eğilimine girmiş bir Rusya ile Memiç konusunda, Kürtler meselesinde, Rojava konusunda çok fazla ısrarlı olamayacağı anlaşılıyor ki Trump'ın hedefleri açısından da bu çok şey görünmüyor. Çok mümkün görünmüyor. Yani Trump bu kadar başlıkla ilgili ne yapacak doğrusu merak ediyorum. Bunu Güney Mutlu Çeviroğlu'na da sorayım. Siz ABD'nin açıklamasını nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü biraz önce özellikle Pentagon'la dışişleri arasındaki çelişki ve Trump'ın rolünden de söz ettiniz ama bir şekliyle ABD aslında isim vermeden her tarafa mesaj veren de bir açıklama yaptı. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Ya açıklama biraz klasik aslında. Amerika'nın yaptığı, Suriye konusunda yaptığı açıklamaların bir benzeri, bir tekrarı. Yani valla doğrusu klasiği açmanızı isteyeceğim. Belki Amerika'daki gazeteci olduğunuz için daha rahat açarsınız. Yani çok diplomatik, her yana çekilebilecek anlamda mı? Yoksa somut adres gösterir anlamda mı klasik? İlk şık. Yani her yana çekilebilecek bir dönem. Şimdi Suriye, demin de bahsettiğimiz gibi Suriye siyasetini yakın zamana kadar Pentagon yürütüyordu. Ve bu siyasette çok başarılı oluyordu. Yani sonuç alıcı bir siyasetti. Örneğin bu siyasetin içinden Münbiç'in çok özel bir yeri var. Münbiç hem Obama yönetiminde hem de Trump yönetiminin gururla bahsettiği, Amerika'nın başını çektiği koalisyonun ve YPG'nin başını çektiği yerel güçlerin nasıl da beraber ortaklaşa hareket ederek bir şehri IŞİD'den kurtardığını, kurtarmakla kalmayıp şehri güvenli hale getirdiğini, mayından temizleme, enkazı temizleme, istikrarı sağlama, halkın geri dönüşüne zemin hazırlama ve oradaki yerel güçleri eğitme. Yani bu açıdan bakıldığında Münbiç bir model. O yüzden Amerika'nın resmi siyasetinde bu bir model bir şehir. Yani gururla bahsedilen bir şehir. O açıdan bakıldığımızda bu açıklama, bu Münbiç'in korunacağı, özellikle Türkiye'nin saldırılarına izin verilmeyeceği. Zaten bundan 4-5 hafta önce komutanlar bizzat sınır hattına giderek Münbiç'te, Sabu çayının yakınlarına kadar giderek mesaj da verdiler orada. Yani Münbiç'in düşmesine ya da Türkiye'nin Münbiç almasına izin vermeyeceğiz diye. Ben bugün bile, bu sabah bile Münbiç'le görüştüm. Oradaki hava, yani oradaki komutanların hem Amerikan hem de genel anlamda koalisyon güçlerinin bize anlattığı işbirliğimiz sürüyor. Bizim siyasetimizde değişiklik yok. O açıdan herhangi bir değişikliğin olmadığı şekilde. Ama demin de bahsettiğimiz gibi Trump'ın kestiremeyen siyaseti göz önüne alındığında, yani Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun şöyle diyeyim. Türkiye Dışişleri değişikliği beklemiyor Washington'daki hava. Sesim gidiyor mu? Evet. Ben Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendinden böyle bir açıklama yapması, işte Münbiç konusunda anlaştık demesi ABD'ye rağmen olası mı? Biraz da o Trump boyutuyla açmanız için. Yani Trump sonuç itibariyle Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için böyle bir adım atabilir mi? Ama şunu şunu da hatırlatmak istiyorum Sayın Işık. Yani izleyicileriniz de bu Türk hükümet yetkililerinin yaptığı sayısız açıklama bu doğrultuda ilk kez değil. Yani yüzlerce defa bu temelde açıklamalar oldu. YPG ilişkiler sonlandırıldı. Bilmem size Suriye siyaseti tamamen, yani bu ilk değil. Biraz benim gördüğüm Türkiye hükümetinin son 1-2 yılda geliştirdiği bir taktik bu. Yapmak istediği şeyi önce kamuoyuyla tartıştırarak hem kamuoyunu alıştırma, hem basın ve kamuoyu üzerine bir etki yaratma,
hem de karşı tarafa bu bağlamda Amerikan hükümetine baskı yapmak için sürekli. Yani Afrin olayında da hatırlayın bunu. Bunu Trakya'da da hatırlayın. Yani bu yeni bir şey değil. Bu sürekli yapılan yani kamuoyunu etkileme, etki altına bırakma, hazırlama. Yani Afrin operasyonu hatırlayalım. Afrin operasyonu geçen sene başladı. Azar azar havar atışlarıyla başladı. Sınırı geçerek başladı. Yavaş yavaş operasyon gelip de başladığında artık kamuoyu tepki vermedi, uluslararası kamuoyu. Yani bu biraz Türkiye'deki hükümetin bilinçli olarak yaptığı bir taktik, bir teknik uygulanıyor. Ama tekrar Washington'a döndüğümüzde, geçen Mayıs ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları tarafından saldırıya uğrayan HDP ve YPG destekçilerini hatırlayalım. Orada Amerikan kamuoyundan müthiş bir tepki yaratıldı. Evet. Yani hem cumhuriyetçilerden, hem demokratlardan, hem think tanklerden, hem toplumdan inanılmaz bir tepki. Yani Amerikan gibi bir kutuplu bir toplumun ilk kez üzerinde anlaştığı bir olay oluştu. Amerikan değerlerine saldırı, Amerikan anayasasına saygı, barışçıl göstericilerin bu kadar kindarca, nefret dolu şiddete maruz bırakılması, sırf HDP'li oldukları için, YPG'li oldukları için, Kürt oldukları için bunlar resmi ifadelerde yer aldı. Ama hatırlarsınız, iki ay önce sessiz sedasız bu insanların çoğunun mahkemelere düşürüldü. Yapılan suçlamalar geri çekildi. Geriye kalan tutuklu bulunan iki Amerikan vatandaşı saldırgan çok cüzi cezalara çarptırıldılar. Yani bunları göz önünde bulundurduğumuzda ondan diyorum yani bir sonraki adımın ne olduğunu kestirmek çok güç. Yani bana mantıken sorsanız ben bu açıklamayı ikinci çikolak yorumlamak isterim. Bu tamamen Amerika'nın mesajı mümkünce dokunmayın diye ama görünen pratikte son kaç aydır gördüğümüz pratiğe baktığımızda bunun bu kadar kolay olmadığını, yarın öbürsü gün neler geleceğini çok kestirmenin çok güç olduğunu ben vurgulamak istiyorum. Yani Minbiç komutanların elinde olsa, komutanlar kesinlikle Minbiç'ten, zaten şimdiye kadar çok açıkça söylediler. Hem Amerikan generaller hem koalisyonun genel alanındaki komutanları Minbiç'in ortaklaşa IŞİD'den temizlenen bir yer olduğu, IŞİD'den temizlenen yerlerin hiç kimseye bırakılmayacağı, oradaki yerel güçlerin, yerel askeri ve sivil güçlerin yönetimde olacağı, ki Minbiç'te de olan da bu. Minbiç'te zaten Minbiçli insanlar yönetiyor ama Türkiye'nin bakış açısıyla Kürtlere olumsuz davranmayan, Kürtlere sert dil kullanmayan kim olursa olsun bunlar düşman olarak gözüyle bakıldığı için Minbiç'teki yapıya bu gözle bakılıyor. Ama Amerikan hükümeti açısından, Amerikan ordusu tarafı açısından, koalisyon açısından Minbiç gayet istikrarlı, IŞİD'den temizledikten sonra da istikrara ulaştırılmış halkın geri döndüğü, yaşamın normal şekilde devam ettiği bir bölge olarak yani bir başarılı bölgesi olarak sunulmakta. O yüzden yani ben ikinci çıkar olmasını istiyorum ama sizin yorumunuzda evet. Gönlüm ikinci çıktan yana, mantıken de o ama pratik olarak siyasi baktığımda birinci şıkkın çok daha olası yani çok da zayıf bir olasılık olmadığını altını vurgulamak istiyorum. Peki. Çünkü Afrin konusunda şunu da belirtmek istiyorum. Müsaadeniz olursa. Afrin konusunda da yani ben hem televizyon programlarında hem de Suriye'deki yetkililerle yaptığım görüşmelerde şunu da belirttim. Yani Türkiye hükümeti Afrin'e saldırmakta kararlı. Amerika'dan kimse eğer saldırı olursa Kürtlerin tarafını tutmasını beklemesin. Türkiye'nin bir tarihsel bir rolü var. Aynı şeyin Minbiç için de söyleyebiliyor musunuz şu anda? Yani Türkiye'den Minbiç'e dönük bir saldırı olduğunda ABD Afrin'deki tutumuna benzer bir tutum sergiler mi? Sergilemesi çok daha zor. Çünkü Minbiç, ABD'nin de ABD'nin kurtardığı bölge. ABD ve YPG beraber kurtardıkları bir bölge. Evet. Yani YPG ve Demokratik Suriye güçleri Barbeleyla, Ebu Leyla gibi komutanlarını da feda etti. Yani binlerce kişiyi feda ettiği bir Minbiç. Afrin'le Minbiç'in farkı burada. Çok iki farklı bir durum. Peki. Ama Türkiye'nin belli bir önemi var. Kürtler belki bir dönem biraz güçlerini abarttılar. Yani kendilerini çok güçlü konuda. Bence bu konuda biraz öz eleştiri vermeleri lazım. Sonuçta Peki tekrar döneceğiz size. Ben bir stüdyoya döneyim. Son bir başlığımız var. Onu da tartışalım. Çünkü sizin de tartıştığınız başlık aslında biraz da o. Yani yarınki görüşmeye dikkat çekmek istiyorum. Yarın ABD ve Türkiye Dışişleri Bakanları görüşecek de aslında Türkiye o görüşmeden çok umutlu. Önceden bir şey kestire gibi bilmek güç ama ciddi anlamda bu buluşmadan Türkiye lehine bir sonuç çıkar mı? Ya da çünkü dışişlerinin politikası aslında çok da Türkiye'nin
çıkarlarına uzak ya da Türkiye'yi koruyan, kollamayan, korumayan bir yaklaşımı yok. Yani Savunma Bakanlığı'ndan farklı düşünüyor. Şimdi kamuoyu epeydir bu görüşmeyi bekliyor. Tillerson'dan sonra bu görüşme bir iki kez daha ertelendi. Pompeo'nun görevi devralması beklendi filan. Eğer zaten bir sonuç çıkmamış olsa, bu heyetler arası görüşmelerden bir yakınlaşma sağlanmamış olsaydı, emin olun Çavuşoğlu Amerika'ya gitmeyecekti. Hele bu seçim arifesinde Türkiye Amerika'dan eli boş dönemez. Yani dönerse bunu başka türlü kullanır. Bir krize çevirir. Yine iç siyasetinde de kullanır ama bölgesel gerginliği de arttırır. Fakat şunu da görmemiz lazım. Yani Minmiç'e bir saldırı yok. Yani Minmiç'e bir askeri müdahale de yok. Amerika ile Türkiye arasında basına sızdığı kadarıyla varılan mutabakatta Minmiç'in Minmiç'e bırakılması, tırnak içinde Minmiç'lere bırakılması, YPG'nin oradan çekilip... Çavuşoğlu'nun dediği öyle değil ama. YPG'nin oradan çekilip Haseki'ye gitmesidir. Daha sonra orada bir yerel meclis, askeri meclis, işte idari meclis her neyse kurulacak. Ve orada Türkiye ve Amerika'nın gözetiminde görevlendirmeler, seçimler her neyse atamalar yapılacak. Olur mu olmaz mı ayrı bir şey ama Türkiye Temmuz'dan itibaren YPG'nin çekilmesi... Deniz Zeyrek yazmıştı, dikkat çekici bir şeydi. Bilmiyorum siz okudunuz mu, hatırlatmakta yarar görüyorum. Dediği şey şu, yani Türkiye ile ABD anlaşsalar bile... İş pratik olarak sahada bir yönetim oluşturmaya geldiğinde Aid Donat programındaki tablo ortaya çıkacak. Yani Aid Donat'ta da anlaştılar ama sonuçta kimleri eğitmeleri noktasına gelince iş, her şey dağıldı. Şimdi benzer durum Minmiç'e bir yönetim oluşturduğunda da ortaya çıkması olası diyor. Yani Minmiç'e yönetim atayamayacak ABD ile Türkiye. Burada Minmiç önemli ama Minmiç... Bence YPG'de çekileceğim demiyor. Hayır, YPG'nin öyle bir taahhütü yok. Türkiye diyor ya ki çekilecek. Ya da diyelim. Yani evet. Yani Türkiye'nin böyle bir iddiası var. Bugün de dillendirdiler işte. Temmuz başında çekilme başlayacak falan diye. Onun doğru olup olmadığını biz elbette bilemeyiz. Karşı taraf bunu söylemediği sürece bunun doğruluğuna da inanamayız. O ayrı bir şey. Ama proje bu. Yürütülen proje, pazarlıklar bu. Olur olmaz onlar ayrı bir şey. Fakat burada önemli olan şu, Memiş'ten daha önemli olan mesele şu. Amerika gerçekten bu genel olarak hem Rojava, Orta Doğu'daki Kürdistan meselesi, özel olarak da Rojava konusunda eğer Türkiye ile Kürtler arasında bir ara bulucu rolüne soyunacaksa, Memiş'te bir uzlaşma zemini yakalanırsa, bunun bölgenin geneline Türkiye'ye yansıması da olumlu olur. Eğer böyle bir Kürtlerin de iradesini, onayını alan böyle bir çözüm Minmiç'te bulunacaksa ona kimse yok demez. Zannetmiyorum. Kürtler de öyle yükselir. Bir şey mümkün mü bu tablo içerisinde? Şimdi, ya da Kürtler açısından düşündüğümüzde... O da bir ihtimal tabii. Yani Türkiye bunu kabul etmemekte epey direniyor. Ama Türkiye'nin istediği şekilde Rojava Kürtlerini yeniden karanlığa itmesi, Esad'ı kullanarak Rusya'ya tavizler vererek Kürtler üzerinde arzu edeceği sonucu alması da hem bölgenin hem dünyanın gelmiş olduğu aşamaya aykırı. Yani o dengelere de ters. O da çok mümkün değil. Türkiye her istediğini elde edebilecek durumda değil. Bu anlamda şunu da gözlemlememiz lazım. Minmiç'teki pazarlıklar nereye doğru evrilecek? Kürtlerin burada tutumu ne olacak? Önemli olan odur. Orada bir Kürtlerin iradesi var, Kürtlerin partisi var, örgütleri var, kurumları var, politikacıları var. Onlar bu sürece onay verirlerse bu süreç yürür. Onay vermezlerse kriz üretilir, çatışmaya dönüşür. Farklı yerlere doğru evrilir. Son 2-3 dakikamız Mutlu Çiviroğlu. Sizden de doğrusu sormak istiyorum. Kürtler ABD ile Türkiye arasındaki bir uzlaşmada, planda nerede dururlar? Yani yarın ABD ve Türkiye Dışişleri Bakanları uzlaştıklarını söyleseler Kürtler tamam biz bu uzlaşmayı kabul ettik derler mi? Çünkü orada çok ağır bedeller de ödenmiş ve ABD Minmiç'i almamış ya da SALT yalnız başta ABD'nin ortaya çıkardığı bir sonuç değil. Suriye'de ve Rojava'da işte karşı savaş. Türkiye'nin ve başka bir devletin Kürtler konusunda bir mutabakat yapmaları çok zor. Çünkü Türkiye'nin siyasetindeki temel şu, Kürtlerin statü sahibi olmaması. Şimdi Amerika'nın öyle bir derdi yok. Amerikan toplumu, Amerikan kamuoyu Kobani'den başlayarak Kürtlere sempati duyuyor, saygı duyuyor. Yani bunun Amerika'nın belli başlı yazarlara, çizerleri bunu hep söylüyor. Yani Kürtlerin böyle bir sempati sahibi. Ama Kürtler kendi araçlarını oluşturamadığından dolayı bunu siyasi kazanıma döndüremiyor. Bu başka bir programın konusu. Ama Türkiye'nin istediği şey, yani
Yine savaş öncesi Suriye, diri diri gömülen Kürtler. Yani vatandaşlık hakkından mahrum, okuma hakkı olmayan, mal mülk sahibi olmayan, kimliksiz Kürtler. Öyle bir statü. Şimdi Türkiye'nin hiçbir açıklamasında Kürtlere bir statü talebinin en minimal kabul görülebilir bir şey yok, talep yok. Şimdi Kürtlerin durumu ne olacak? Kürtler yani binlerce gençlik kaybettiler bu savaşta. Yani Serikani'den başlayarak en son işte Rakka'da göz önünde bulunduğumuzda binlerce geleceğini feda etti. Yani gençlerini feda etti bu iş. Ama Türkiye'nin Kürtlere bakış açısı en ekstrem radikal gruplardan daha geride. Kürtlere bu bakış açısıyla bakıyor. Ama Amerika'nın öyle bir derdi yok. Amerika bilakis Kürtlerin gücünü, Kürtlerin fedakarlığını, Kürtlerin kahramanlığını her fırsatta dile getiriyor. O nedenle ama buna rağmen çok rahatlıkla da Amerika'nın Kürtleri devlet dışı bırakabiliyor. Varmaları çok zor. Böyle bir mutabakata varmaları çok zor. Ve Amerika'nın da Kürtlerin istemlerini hiçe sayarak, yokmuş gibi davranarak yapacağını da sanmıyorum. Ama Günay Bey'in dediği gibi de şöyle bir şey de var. Yani seçim zamanı. Hakikaten yani Türkiye bir iki söz verilebilir. Kamuoyu önünde bir iki açıklama yapılabilir. Ama pratikte yani Minbiç'te Minbiç halkının isteği ve onayı olmadan çok zor. Minbiç Arap çoğunluklu ama %40-45 gibi Kürt nüfusun yaşadığı bir şehir. Örneğin evet. Yani işte Ebu Leyla dedik. Minbiçli Şervan Derviş. Yani binlerce insan, oranın kendi nüfusu var. Gene Ermeniler var, Çerkezler var. Yani Minbiç çok kültürlü bir bölge. Peki. Siz bu insanları yok sayarak nasıl bir program orada göreceksiniz? Orada istiklalde var ya, sahala gelmiş, inşa edilmiş istiklalde nasıl yeniden sıfıra geçeceksiniz? Yani yok edeceksiniz. Peki. Böyle bir risk de var. O nedenle oradaki yapının, Minbiç'teki askeri ve siyasi yapının istemleri göz önüne alındırmadan onlara rağmen bir şey yapılamaz diyorsunuz. Yani bu bütün kazanımların Amerika'nın bunca kendini övdüğü, Minbiç'i model olarak gösterdiği şeyi kendi eliyle yıkması demek ki ben buna pek itibar vermiyorum ama demin de dediğim gibi birkaç örnek de verdim izleyeceğiniz için. Yani zikzaklı bir Amerikan yönetimi siyaseti var. Bitti aslında zamanımız ama toparlamanızı isteyeceğim sözünüzü. Çünkü zamanımız da doldu. Son bir cümle alayım. Ya benim dediğim seçim zamanıdır. Belki kamera önünde belli sözler verilebilir. Ve yani bir sonraki adıma kestirmek çok güç ama dediğim gibi Minbiç Amerikan devleti için model bir şehir. Kolay kolay dolayısıyla bunu kolay Türkiye'ye devretmez diyorsunuz. Peki. Mutlu Çiviroğlu gazeteci arkadaşımız Washington'dan katıldınız. Size çok teşekkürler. Günay Aslan size de çok teşekkürler. Doğrusu ağır ve çok aktörlü bir konuyu tartıştık ama umarım başka zaman daha geniş bir şekilde yine konuyu tartışma olanağı buluruz. Evet, sevgili izleyiciler, bir Artı Doğru'nun daha sonuna geldik. Gelecek Artı Doğru'larda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.